3. Avrupa Oyunları Krakow'da devam ediyor. Sporcularımız madalya almayı sürdürüyor. Şimdi tarihi kent meydanındayız Krakow'da. Görüyorsunuz çok güzel bir yer. Şampiyonlarla buluşacağız ve hemen yanlarına gidiyoruz. İki şampiyonumuzla birlikteyiz. 3 adım atlamada 2 gümüş madalya, 2 gümüş sporcu. Merhabalar Necati. Merhaba. Merhabalar Tuğba. Tebrik ediyorum öncelikle. Gerçekten çok güzel yarıştınız. Yoruldunuz. Dedik ki biz de şampiyonların son gününde bir şehir turu yapalım onlarla. Güzel sohbet oluyor. Çok güzel faytonlar var burada. Bir kısa bir fayton turu yapalım. Şunu merak ediyorum, gittiğiniz şehirlerde gezme imkanınız oluyor mu ve şu ana kadar yarışa gittiğiniz şehirler arasında en çok aklınızda kalan ve en çok beğendiğiniz şehirler? Ülke. Ülke. Yani benim en çok sevdiğim bu zamana kadar, yani 2013'te ben bir Hollanda'ya gitmiştim sporcu olarak. Yani orayı unutamıyorum gerçekten. En sevdiğim, yani bu zamana kadar tekrar gitmek istediğim tek ülke olabilir. Yani Tuba'nın neresi tam olarak bilmiyorum ama. Tuba senin? Bu arada halkın, evet şampiyonumuz halkı selamlıyor. Şampiyonumuz halkı selamlıyor. Senin aklında kalan ülke ve şehir? Şöyle ilk milli takıma girişim, ilk yurt dışına çıkışım. Yani ilk takımla ülkemi temsil ettiğim yarışma. Sırbistan'daydı, Balkan Gençler Şampiyonası'ydı. Böyle bir kalenin içerisinde olduğu yarışma. Evet. Çok eski bir kale, bayağı tarihi bir yerde oldu. Oydu aklımda. Çünkü ilk bir takım yarışım yani. Peki, o zaman şunu sorayım. Şu ana kadar gitmediğin ve gitmek istediğin, yarışmaya gitmek istediğin ülke ve şehir hangisi? Aklına ne geliyor mesela? Nereye gideyim diyorsun? Nereye gitsem güzel olur diyorsun? Böyle Barcelona'yı çok övdüler. Tamam. Çok güzel şehir, şöyle şehir, böyle şehir. Yani o yüzden aklımda orası kaldı. Mesela yarışlara geliyorsunuz, tabii antrenmanlar çok yoğun ama geldiğinizde nasıl bir çalışma oluyor? Yani olimpiyat köyü veya otel yerde yaşıyorsunuz. Yarış dışında antrenman oluyor mu? Tabii ki. Ama aslında şöyle, yani yarışmaya kadarki hazırlık sürecimiz zaten tamamlanmış oluyor. Yine de böyle vücudu çabuklaştırmak adına ya da düşürmemek adına sonuçta geldik mesela. İki buraya 3 gün önceden geldik. 3 gün boyunca yatamayız yani geldiğimizde. Onun için yapılıyor. Sen buraya geldiğinde havaalanında dedin ki bana, bizim mikrofona, madalya almaya aday sporcuyum dedin ve madalyayı aldım. Tebrik ediyorum ayrıca, yani sözünü tuttun. Her zaman. Başka nasıl geçiyor mesela gittiğinizde böyle spor dışında, yarış dışında günler? Sıkıcı oluyor mu? Sıkılıyor musunuz? Veya eğlenceli oluyor mu? Yani ben şahsen genelde kendim için diyeyim, yani dışarıya yarışmaya geldiğimizde ilk motivasyon kaynağımız ülkemiz olduğu için, yani yarışma olduğu için ilk önce yarışı bitirip ondan sonra şehri gezmek, kalan zamanda işte vaktimiz olursa ziyaret ettiğimiz ülkeyi gezmek istiyoruz. Yani çok fazla gezme imkanımız olmadı bu zamana kadar. Yani burada da size teşekkür ederiz. Evet. Bize böyle bir jest yaptığınız için. Şimdi bu arada solumuzdaki belediye kulesi olarak adlandırılıyor. Yine şehrin sembollerinden biri. Bu meydan, Krakow'un bu meydanı gotik mimarinin hakim olduğu ve çok eski bir şehir. Birçok yapı 13. yüzyıla kadar dayanıyor, yapısı dayanıyor. Birazdan Kapalı Çarşı'ya gireceğiz. Orası da aynı şekilde. Bu arada gümüşü gösterdin. Madalyalar niye yok onu söyleyeyim. Organizasyon madalyaları daha sonra postayla gönderecekmiş. Evet, çünkü sıralama belli olacak. Sen bir yarıştan sonra gümüş gösterdin ama parmakta bir gümüş. Madalyam parmağımda. Yeni evet. Evlendiğim için arkadaşlar. Burada da gelin hanıma selamları. Karımı çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Biraz tribüne oynuyoruz. Onu çok seviyorum. Biraz hanımcı. Hanımcılık kazanacak. Ben de her zaman hanımcılık. Şansımıza havada bugün güzeldi. Evet, çok yağmurluydu ve çok soğuktu açıkçası. Şimdi de iki şampiyonumuzla birlikte
Krokov'un kapalı çarşısı olarak adlandırılan yerdeyiz. Burası da 13. yüzyıldan kalma kehribar taşı, çok meşhur burada. Burada o kehribardan yapılmış çok güzel takılar var. Bir bakalım, gezelim neler var. Belki bir hediye alırsınız. İşte bakalım, belki Necati eşine bir hediye alır. O zaman biz bunu başlangıç hediyesi olarak ben hediye hakkımı bundan yana kullanmak istiyorum şampiyona. Baktıkça TRT Spor'u, TRT Spor'unuzu hatırlarsın diyelim. Anımız olsun hep beraber bu güzel şehirde. Bugün anısına şöyle. Çok yorulduk. Bir dondurmayı yiyelim. Dondurmacıya gidelim. Sonra bir nehir turuyla bugün noktalayalım. Hadi bakalım hep beraber. Evet, bu güzel günü, bu güzel geziyi Vistül Nehri'nde kısa bir tur yapalım. Siz de yorgunsunuz, biz de yorgunuz. Buyurun geçelim hep birlikte. Şampiyon, keyifler yerinde mi? Maskotunla birlikte. Evet. İyi anlaştın onunla sen. Evet. Ben onu çok sevdim ve çok sevdiğini düşünüyorum. Evet, bu seyahat anısı olacak. Başka bir seçeneği yok sevmekten başka. Krakow, aklınızda kalan evet, şehir. Evet. Öyle bir gezi yapıyoruz aynen. Ki. Evet. Unutamayacağımız bir gezi. Şimdi kalsın izleyenler. Nasıl devam edecek? Ne var sırada? Hangi yarışlar var? Sırası olarak yoksa büyük şampiyonluğa hedefleri olarak. Sıra olarak gidelim sonra. İlk başta şimdi Süper Lig'de yarışacağız ikimiz de. Tamam. Spor Kulübü adına. Ondan sonra Türkiye Şampiyonası'nda bireysel yarışacağız. Tamam. Bunu ama söylesin. Ondan sonra Kran'a mücadele başlıyor gerçekten. Nerede? Sonrasında Balkan'a gideceğiz. Balkan Şampiyonası'na. Dönüşümde hemen içine geçeceğiz. Dünya Şampiyonası. Üniversiteler, evet. Üniversiteler Dünya Şampiyonası. Yani üniversiteler, evet. Dünya Şampiyonası sayılı. Oradan geldikten sonra hemen arkasına, yani hemen arkasına bir haftalık bir süreç var. Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Dünya Şampiyonası, Çin'de hangi şehir? Chengdu. Chengdu. Şimdi bu üniversitelerin dünya şampiyonası. Evet. Bizim normal bu sene Budapeşte de olacak. Dünya atletizm dünya şampiyonası var. Evet. O zaman en önemlisi o şu an. Normal en büyük hedefimiz orası. Orası. Orada şampiyonluk aynen. İnşallah. Orada madalyalar. Madalya ilk önce final. Önce finale kalalım. Madalya. İnşallah. Ama tabii nihai hedef olimpiyatlar. Nihai hedef tabii orada ranking puanlarımızı yükseltip ya da direkt baraja geçip olimpiyatlara katılmak. Sen daha önce olimpiyat tecrübesi yaşadın. Evet. Çıtayı biraz daha yükseltmen gerekiyor artık. 2021'de gittim. 6. olarak tamamladım. Evet. İnşallah şimdi bu sene gideceğimizde 5. olarak 5, 4, 3, 2, 1 artık. Daha gençsin. Yani artık. En azından 2 olimpiyat inşallah. İnşallah. Los Angeles 2028. Evet. Los Angeles'a da gidilir be. Oraya da gidilir de. Ama. Vallahi gidilir. Uzun süre unutamayacağın bir seyahat oluyor bu. Şu an güzel güzel poz veriyoruz. Rüzgardan saçlarımız düşürken. Evet sevgili izleyiciler, 3. Avrupa Oyunları'nda Polonya'da Krakow'da 3 adım atlamada 2 gümüş madalya kazanan sporcumuz sevgili Necati Er ve sevgili Tuğba Danışmaz. İsim yavaş yavaş böyle hafızama oturuyor. Çok bu isim kazınacak hafızamıza. İki şampiyonla güzel bir tur yaptık. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Hem şehri gezdik, hem şampiyonların sevdikleri şehirleri, akıllarında kalanlarını konuştuk. Bir başka turda görüşmek dileğiyle TRT Spor'da ve TRT Spor Yıldız'da kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.